Assalomu alaykum. Allah vatqınınla Şinjan xalq nəşriyatı 2000-ci il birincidə nəşr qılğan roman İli dolqunları. Avtori Abdurrahman Qahar. 2-ci qism. 18-ci bab. Davami. 2 çaqırımdan köprək azaplıq səfərdən keyin onlar önkürgə yetib gəldi. Bu önkür 2 adamla emas 3-4 adam sıqqıdak çoğun önkür idi. Nadam höl bulup ketken kiyimlerini nahiti təsikdə saldı. Tavqış önkörünün içige cuvini yiyip, nademni avaylap yatkızdı da onun kimlerini sıktı ve yiyiş üçün taşkırga ilip mandi. Tohta tavqış, dedi nadem beşini götürüp, sırtkı yiyişka bolmaydı. Tavqış, nademnin nemişka şundak davat kalıqını çüşengen edip, bu yerge hiç kim kelmeydi o nadem ağa, keynimiz egiz dağ, aldımız çoğunqorluk, bu yerde hayvanlar izidin başka yol yok. Ya, bolmaydı. Bu işte sen bana boysunuşun kerek. Tavkış kimlerini önkürünün ağızıga yaydı. Nadem sunaylap yattı. Bugün açlıkların ikinci günü. Turup turup onun gözü karanlaştı. Yürekli tüven tartattı. Bedeninin kançlık kan ketkerlikini bilmeydi. Çırayı akırıp tatırıp ketken edip. Hazır o gün yakşı. Bırak tak havası özgürüşcan. Tuyuksız kar çüşüp ketişimi mümkün. Onun kapkara parkırap turduğun çigirin ötkege banditlarının közü çüşüp saldırvalgan. Şu tapta özünün mu, tavkışının mu püte yalan ayak. Öz kısmıga kandak yetivleş onu kaynaydı, azaplaydı. Karangu çüşüp etrapta goya ölüm cimcittiği hüküm sürgende, ular önkördün çıktı. Kine, minen yol başlık uçum, yolunu başla. Ular kün çıkışka karap mandi. O bir koluda tavkışının mürsini tutup, İkinci kolidiki tayakka tayinip, kadimini asta yötkeydi. Tağ havası soğuk, açık şamal vejildap yüzlerge sancilip ötetti. Onlarının yoluğa pekat, yoltuzla guva nur çacattı. Kademler ihtiyat bilen taşlınattı. Uzundun beri yalan ayağı yürüp bakmağan nadem, ayğını herkatin baskanda bir endik etti. Çünkü say boyudun önkürge kelgüce, onun tapallardın su kötürülüp ketken. Avaylığan sarı ok tekken yerge çatkallar vurulup cinini kakşatkan. Şuna ular bir saatte aran bir kilometrede yol bastı. İkisi şundak temtilep gitip barganda yaraktın at tuyaklardan götürülgen avaz anlanıp kaldı. Kilvatı do, anlavatam sen? Dedi nadem toktap. Kim bile do, biz narazı otikçiler mi otiki? Yol yukarıdan ötü do, dedi tavkış. Siz mavi taştan üstüde oturup durun, ben baykap kilek. Sen bizden adamlarımızı bu keçede tonyalam sen? Nemiş tonumayım ben. Keçede körüngen nersini kündüzü körgende köreleymen. Ben dadam bilen keçede köpkete mal izdigen. Nadem külümsirip beşini lanşitti. Eyt bireyim o. Dedi bala ciddi kıyafette. Sizlerinin ademlerinin hemmesinin kimi okşaş. Atlarınlarının iger cabduklarımı bir hıl. Yeni de bireyim o. Atlarınlarının yürüyüşü bir hılemez. Bala şundak dedi de tezla yürüp ketti. O huddi kiyiklerde çatkallar arsidin şunğup çebdeslik bilen kitip barattı. Nadem onun yürüyüşlerge zoklunup razımenlik bilen karap kaldı. At tuyaklarının avazı bargansırı yıkılıp gelmekte idi. Nadem ümit bilen şu yakka karap turattı. Tavkış kaytıp geldi. Banditlarken, gayret kılaylı tavkış, mağaylı. Dedi nadem tayakka terilip teslikte turup. Men harmidim nadem ağa, sizge kıyım boldı. Eğer çoğun adam bolgan bolsam, sizi hapaş kılıp bunun dinmo ildan bana alaytuk. Gayr dingi barik Allah tavkış, liken çıdaş gerek. Sefer devam kıldı. Sübhi götürülgende ular minştin toktap, tağ bağırdaki bir daldalık yerge kirip yattı. Yakşısı bu yerinin aldı koyuk artızarlık bulup, ularını yoşurup durattı. Her ikisige katlı karduk yetken, uyuksumu taza kelgen, bırak soğuk şamal gürüldep vurup, her ikisi gibi aram vermeydi.
bolupmu nademnin yarları zıngıldap ağırışqa başladı. Ağırıq şünçilik ədidi ki, o cinini koyduğun yer tapalmay kaldı. Balığa tuydurmaslıq üçün levini tişlep yetib aldı. Sən cuun ipini puxlaver tavqış, minin hili uyqum kildiğandak emez, dedi nadem bir hazadın kin. Tavqış, nademnin çırayığa səpsilip, yüzünün appaq akırıp ketkerlikini, közlerinin teximu nursuzlanğalıqini ve şünce soğukta pişanista konaqtek konaqtek ter tamçılarının payda bolğalıqini görüp, onun gayret kılıp, kattık ağırıqa çıdap turuatqalıqini bayqap kaldı. Bala huddi qoqasta pışlanğandak tolğınıp ketti. Nademağa, dedi o içserilgan halda, mən saq, karına soğuk şamal ədəp ketuadudu. Yarınızğa soğuk deyip kalsa kanda kılımız. Cüvene sizip puklan. Bir neçe qetim zorlap mı balının rayını yandıralmağan denkin, ahir nadem cüvene yipinişka mecbur boldi. O ağırıq azabıda uxuyalmız mı, bırak közünü yumup tepten çetip aldı. Bir keçe kündüzden beri tenemsiz hareket kılıp arğan bala, könli emin tapkan denkin, tizla uxlap ketti. Nadem üstüden cüvene elip, onun üstüge avaylap yipip koydu. Özü ağırıq azabıda tolğınışka başladı. Yarıları loquldap ağır etti. Çıdam azap ne yanadı. Çıdam ne özüge hemra kılganlar ümit bilen yaşırıdı. Çıdamnın belgileri köp. Eğir azapka kalganda mertlik bilen kurban bolgalarını oylaş. Bu mu bir belgisi? O azap ne untuldurdu. Adem ne hayacanğa salıdı. Tetikleştirdi. Gayretini aşırdı. Ve ümitlendirdi. Nademnin yadığa Batır Gazi kilişi bilen o cinini kakıştıvatkan ağırık azabını unutuşka başladı. Ölümge tek kadılıp turuş, zorluk bilen ölüm ata kılvatkallarga kadılıp karaş ve onlarını mensitmey, mezhara kılış, ölümden üstün turduğan sözler bilen onlarının yürekini zıda kılış, onun sebdişideki en ali hislet ve en ali çıdam. İnsanlar dünyaya yakşı yaşaş üçün kilidu, onunla erişse huşal buludu. Deyti nadem öz özüge piçerlap. Lekin şundaq yaşaş yolu da gizli kelgende kurban buluşka razı buluş, bolup mu huşallanarlıq iş. Mən özümni başkalarını huşal kılış üçün yaşavatı mən. Batır Gazi şundaq yaşadı. Onun kısmet edin sebdaşları kaygırsı mu, xislet edin huşal boludu. Şu tapta Reyhan'nın bir közi yaş, bir közi kandur. Sebdaşlarım kaygırvatkanda düşmenge baş eğmey muşu azaplıq yürüşte ölüp ketsem, hemisi teximu kaygırdı. Lekin ahirki növette huşal buludu. Çünkü ben insanların huşallıqı üçün ilgilmeyi yaşadım da. Eğer varısçındak yaşayan bolsam ki, hemisi lanet okuydu. Ondak yaşasından ne mekemeti, apam beni sadır palvendek yaşa balam. Digen emes miydi? Apam ne mu razı kılmsam, balılık karzim ne de kalıdı? Nadem, şundak hiyalları bilen çüşkice uxuyalmedi. Ağırık azabını mu sezmedi. Çüştün kinla közi aran ilindi. Bırak tavqış oyğınıp ketti. O cuğunun özü üstüde turğalıqını görüp, özüge kattı xapa boldı. Nimişka men ipini aldım ha? Bayağı zorluğanda makul depti men de. İsit, minin nerim Adem. Bala cuğunu ilip nademge yapkanda, o közünü asta açtı. Nim kılvatsan tavqış, dedi nadem. Beşini kötürüp, tavqışının kapakları türülgen, çıraydın hapçılıqı manimen dep çıkıp turattı. Men Adem emesken men, dedi u yerge karap. Nadem, onun nemge hapa buluvatkalıqını çünüp küldi. Özünge özün orunsuz hapa buluvat sen, tavqış. Sen uxlap kalganda men yipip koygan. Bala cimip kaldı. Nadem susuzluktan kurup, gez bağlap ketken levlerini yalap koydu. Lekin tilida levlerini nemleştirgidek öllük yok edi. Tavqış, lip lip onunğa kardı da, juğunun yançıqıdın heliqi kiçik nasval botlıksını ilip. Nademağa, siz bek ustap kettiniz, sizge su akilip birey, dedi. Ustap ketkinim raz, lekin sırt kıçıkşıqa bolmaydı. Siz mavu taşını ağızınızı silip, teliniz bilen uyak buyakka aylandırın. Ağızınızga su yığılıdı. Men hayal kalmayık ilip kelimen. Tövende bulaq bar. Tavqış, urukçılık işki taşını onunğa sundi. Hayatımız kılının üstüde turvatıdı. Tavqış, oylap iş kılmsak bolmaydı. Yine 3-4 saatten kiyin karanı çüşüdü. Men hazır bu usuzluğa çidiyalaymen. Munu amalın boludu. Eke teşini. Nadem, uluğ küçük tindide beşini taşının üstüge asta koydu. Tavqış cüni onun üstüge yakşılap yipip koydu.
Soğuk şamal ədimekte arduk yetken, ətidin biri ağrı qatdıq qeynağan nadem, cuvunun ısıqıda aram elib yitip xulap qaldı. Tavqış, şu çağdala helikli nasval botlıqısını elib, orındın turdu da tört ətrapqa taza zən qoyup qarap çıxdı. Ademnin qarsayı körünmügendin kin, tövenge ittik çüşüp kettim. U özümü uslap ketken idi. Bulaq tüyüge kelip, aval özü oçumlap, süzük bulaq suyudun qanğudak içti. Andın botlıkının içige lay tıkıp, uni qayta qayta yuşqa başladı. Kimse? Oylumğan yerdin, tüyüksüz çıkan bu kopal avaz, balını çüçtü məngdi tevetti. U botlıkını layğa patrop koyup, orundun turdi. Unun kaynidin, 50 metrdek yiraklıkta miltiqning istovolini yerga qaritib teqimdib olgan, beshiga quyruqli quloqcha kiygan ikki otliq bandit askari turatdi. Bu yoqda nima qilib yurgan bolasan? Tavqish amdi hodiqmay javob berdi. Muzay izlab yurman, aga. Siz ko'rdingizmi? Al muzay, bo'yinda qisqa chulvir bor. Muzayning bu yoqda nima qilsin? Suvdan qandoq o'tdi? Bizning muzay naiti yomon. Qaysi kuni mushi yerdan tepib haydab ketgan edim. Qo'y ahmoq, kech kirganda o'zi bordi. Bu yoqda bo'ri ko'p, yeb qo'ydi. Jindi balg'o bu, deb o'z-o'ziga g'udunishib yurib ketdi u. Uning qarsi yetgandan keyin tovqish botliqsiga suv oldida o'rindan turdi, biroq osmonga qarab turib qoldi. Shimol g'arb tarafdan qop-qora bulutlarni haydab kelmoqda edi. Uning qopqi turildi. Ko'ngliga andisha tushdi. Nadem ağa, hava tutulup getti, elpaz yaman, dedi o kaytip kelip, ağırık azabı da uygunup getip, tavkışının yokluk edin ensirep, endişi bilen olturgan Nadem, tavkışka kayışnımı unutup, bugün keçidiki yürüyüşünü oylaşka başladı. Onun nursuz közleri bir noktaga tikilip kaldı. Rast digendek bütün etrafını bulut kaplap, anda sanda kar uçkundaşka başladı. Bir demdenkin, Qar uçqunları onlarga şiddet bilen urulışqa başladı. İkisi tügülüp oltırdı. Qarangı tüşüp ketti. Yer yüzünü anda sanda aqartkan qarını boran uçurup ketti. Lekin boranını ilip ketkudek birer küç yok. O elimu şiddet bilen hörkirip turatdi. Yürüşni başlaş kerek mi yok? Bu sual her ikisinin beşini qatırmaqta idi. Nademağa, dedi tavqış, huddi köpni körgen kişilerdek temkinlik bilen Bundaq boranda minəş xətərlik, tağğıça hava mu içilib qalar, boran mu toxta, bu çağda gün illib qalıdı, şu çağda mağmayımız mu? Nadem, bir minutluq cimcitliqdin keyin mundaq dedi. Mundaq mülçərləş qiyin, tavqış, ətə bəlki bunudun mu bəttərrək cüt bulub keter, tağ havasıqa kesib birinim deyiş qiyin, əmdi biznin bir orunda uzaq yetişimiz mu xətərlik bulub qaldı, mağaylı, hərkət qiliş adəmdə ümit bəyda qalıdı. Jini aralına qalğan nadamnın ağızdan çıqıbatqan bu sözlər balını tetikləşdirdi. Boludu, mağaylı, dedi bala qatiylik bilen. Ayvan mu öz jinini qutuldırış üçün tipirlaydı qo, biz adam qo. Bular bir-birige tayinib, yalan ayaq, ayaqlarını asta yötkedi. Azaplıq, iğir yürüş yenə başlandı. Boran toxtığını yok, köz içiş qiyin. Bular sentürlətdi, müdürüp kitetdi. Şu halda ular tapallarının işip ketkerlikini, yerilganlıkini, kana vatkallıkini, yerilgan yerlerge uşak taş parçalarının biti vatkallıkini tuymaydı. Mundak dehşetli keçilerde hatta yırtkuç hayvanlar mı öz uğularga kirip ketkendu, likin ular kalbede yangan işenç bilen menzlige karap ligirleydi. Ular vaktinin kançlik ötkerlikini bilmeydi. Yol yürüyüş bargansırı kıyınlaşmakta idi. Beş barmaqni ko'ziga tiqsimi ko'rgilib bo'lmaydigan qorong'ulikda nodam tiyilib yiqilib tushib, texmo hosirab ketdi. Meni yula, texi bir qancha kun yo'l bosqidak madarim bor mening. Tog balasi yig'ilib tishga tas qoldi. Dunyoda shunchalik chidamliq odamlar bo'ldi-kana? Oxiri ular tog bag'ridagi yo'g'on bir qora toshning daldisiga kelib o'ltirishdi. Ikkisi toshqa yo'linib, oldini juva bilan yipib, yaqin chaplashib o'ltirdi. Boran yanılan şiddet bilen vurulmakta. Lekin tağ balısı boran toxtap ketsila yolumuz ravanlaşıp gedidu dep kara közlerini pildiriltip oltıratdi. Nadem közünü yumvalgan edi. Tan karanğılıkıda boran toxtidi. Tan mu attı. Nadem bilen batır ağızının derekini ilişkün etrapka razvatkiciler evetligen edi. Nizamıdın mu
bir gruppa jangchi bilan qoyuq dal daraxtliq soy ichidan oldidagi igiz taqqa taraslab o'rlab chiqdi. U bo'yniga eslagan durbunni ko'ziga tutib, to'rt atrofga takshi sap soldi va g'arib tarafga qarab turib qoldi. U yenidagi hamroyiga durbunni sunib, qarana, ashu qarib ko'ringan bir parcha toshqa toza azan qo'yib qarg'ana, midirlayotgan bizning nodam bilan batir g'azi bo'lib qolamiz yana, dedi. Ikki otliq shu yoqqa qarab o'qdek chapdi. Havo ichilgandan keyingi sovuqda juvidan chiqolmay, atrofqa muldirlab qarab turgan nodam otliqlarni yiroqdilla tonidi. Qara tavqish, biznikilar, ana biznikilar, yetib kaptimiz-ku, dedi tavqishmo hayajonlanib. Oldida ikki otliq kaynidan nizomidan boshlagan jangchilarmo taraslab yetib kelishdi. Nizomidan otdan tushdida tavqishning yo'lishi bilan Aran aranla orundan turgan nadamga özini attı. Nadam, nadam, var mısan? Nadamni körüp, jangchilarning köz çanakları allaqachan yaşqa tolgan edi. Onun çırayı tigi-tigiden sırıqtap, kan didari kalmagan, mağızları vurup çaplıp etkendek içige kirgen, kulaq çörlerde kan dağları, pekat alsız közlerinin pildirilişila, onun tigi hayat ikeligiden direk biretti. Batır qazqini, Sordi polkovnik taqatsizlanib, u hech qachon mundoq taqatsizlanmagan. Nodam tavqishni ko'rsatdi. Mana Batirg'azning izbasari. Uning ovozi titrab ketdi. U qurbon bo'ldi. Osman o'z qo'li bilan aytibdi. Nizomiddinning ko'zidan ikki tomchi yosh ixtiyorsiz etilib chiqdi va mang'izini bo'ylab oqdi. Bu uning urush ichidagi bir necha yillik hayotida ikkinchi qitim yig'ilishi edi. Shimoliy front general shtabiga g'alaba xabarlari orqa-orqadan kelishga boshladi. Undir qaradin xabar. Bu yerdagi Osman banditlari biz bilan qattiq tirikishib, ko'p chiqim tortgandan keyin chekinib ketdi. Kortodan xabar. Bu yerdagi banditlar asosiy kuchidan ayrilib, Qoqbartasqa chekinib ketdi. Qoqbartasdan xabar. Banditlarning tangdan to'lisi yer bilan yaksan qilindi, oz qismi qochib ketdi. Ulan buloqdan xabar. 300 bandit yo'q qilindi, 100 dan ko'proq asar olindi, 80 nafsi yo'qab ketdi. Oltayning har qaysi joylarida bir ko'rinib, bir ko'rinmay harakat qilayotgan banditlarning asosiy kuchi yo'q qilinib, bir qism qaldoq kuchlari Baytikka chekinib ketdi. Baytik bag'ri Osmonga xuddi mehribon ana quchoqidek tuyuldi. Jini yayrab quvondi. Baytikning shamollari uni erkiltayotgandek, bosh ko'zini silayotgandek Qo'rqma balam, bu payansiz yerlarning xo'jayinisan, faqat sen, Jang Baturga yo'lansang, Tianshanning shimoli, janubi butunlay senga tabe bo'ladi, deyotgandek bilindi. U erkin nafas oldida bir qancha oydin biri xuddi kuchli bo'ronda qolgan qamg'oqdek dash dalalarda domlab yurganlarini unutdi va umidlik ko'zlarini bu yerdan 200 kilometr yiroqlikdagi Guchunga Gomindanning birinchi otliq diviziyasi turayotgan joyga tikdi. Tikilgan siri umidi ishib, ashu otliq diviziya go'ya chepib, quchib kelayotgandek bilindida, uning qaysiq ko'zlari qamishib ketdi. Osman Baytikka chekinib kelganda, uning ilgari oxir bo'lib yetib kelgan lashkarlari mingga yetmedi. Shunga u lashkar boshliqlarini yig'ib mundoq dedi: "Menga itoat qilguchlar Oltay tavasida san-sanoqsiz. Menlar Mehtap olanlar, bana ergişliğallar tez yetip gelsin. Mən Şingisay bilen mu, munu kalmaklar bilen mu? Kalmaklar, taşkı Mongoliyani demekçi. İlişkan, ularını teri pren kalivetken, dep titit bulup oylaydı u. Bu karlılar, nimanca korkumsiz, huddi mendek baturluk bilen uruş kılıdı he? Osman, koşun toplaş üçün terep terepke adam evetken bolsun mu? Aradan 3 ay ötkende koşunları 1500'den aşmidi. Bu mülçerdin bek töven idi. Men Huday yolada tarikat yürgüzatkan adam tursam, nemişka köp gelmeydu. Dep terikken idi u. Lekin muşu 1500 adamının ozukluğu mu bir mesle bulup kaldı. Şincan garnizon ştabıga, Guchundaki 1. atlık diviziyaga arka arkadan kutkuzuş açlıkı sorap telegramlar evetildi. Lekin nemişkidu. Ular bir jingmu ochliq evet bermedi. Chigish xiyollardan aramsizlanib, tosh ustida o'tirgan Osmonning yiniga qora jabog'idan urushda putiga o'q tekkan latib asqoqlab keldi.
Qoşunlarının ozuqlıq məsizi qiyin bolu atıdı. Ösəkə qanda qılımız? Ösəkə Osmanlı hörmət bilən, yıqınçılıq bilən ataş, dedi o. Nemedin qorxsan? Tağda aç qılıp ölgən qazaqını körgənmedin? Avu qalmaqlarının mallarını həydəb kəlməmsən? Osman onunğa burulub yenə mundaq dedi. Sən iki parça xət yaz, birini ürümçü valisi xadivanğa, yəni birini bütün məmləkətdiki qazaqlarğa, müsəlmanlarğa yaz. Nular nimişqa bizni qollamaydı, küç bərməydi, nimişqa müsəlmançılıqqa yetməydi. Latip Osman'nın yüzüge səp saldı. Onun gözlerinin nurları xunukləşkən, qaramtul çırayı kökərgən, yüzüdün iğir dərd, həsrətlik alamətleri çıxıb turatdı. Osman'nın aldığa yaş bir yigit keldi. Hörmətlik Batur, sizni işki muxbir xilidin beri saqlap turvatıdı. Aldırmısın? Latip oylap qaldı. Muşu sərsançılıqlarını Osman və uni burnudun yetekligən qomundan çıxırvatıdı. Nemi degen qırğınçılıqlar bu? Mən bununğa qanda qılıp əgişip qaldım ə? Altayda Dəlilqan vali. Mən maliyyə idarəsinin başlığı əməsmidim. Mana əmdi Dəlilqan bilən vuruşvatımız. Onun danxurek və pırçaqtək büdür çoğqırıq basqan yüzünü ələmlik uçqınlar qapladı. Osman erənsizlik bilən orundin turdi. Çidir içidin, Nanjingdin kelgen iki muxbir Osmanlı bir saatdin beri saqlap oltıratdi. Onlarının birisi Qara Qaş, uzun boyluqı Osmanlı iki qetim ziyarat qılğan, söhbətləşkən bolub, bu üçüncü qetim kilişi idi. Yana birisi Pakinak Puçuq burunluqının birinci qetim kilişi idi. Siz sözünüzdə Osmanlı ölkülük hökumətinin həyəti yaki vali dep qoymaq, dedi igiz boyluq hərbi muxbir. O bu əməllərini kiçik görüb xapa buludu. Əmisçü, təəccüblünüb sordu Pakar boyluqı Osman Batur. Yaki hürmetlik Batur den. İlida isyan kütürülgende Osman, bu inqilab minin burun kılgan inqilablarımga uyğun deptiken o. Kiyin nimişka karşı çıxdı. Mən aldın qetim söhbetimde bunu sorgan. O, bu komünistler, dinsizler hareketi ikken, Kızıl Cangırlar hükümetini kurmakçı, undakta boysunmaydı, bana itaat kılmaydı, minin altın devrini yaratışımga yol koyulmaydı, dep qargan. Hem de ülkelik hükümette birden bir adam membolümen deyip oylağan bolsun mu? Emelde 6 ayınla valiz bolğan. Uşunun dinkin karşı çıkan. Onun altın devir diginidin nemini düşünüş mümkün. Şu kitim sohbette uyene, men Huda'nın emri bilen altın devir yartış üçün muşu tümür devirde tuğuldum digen. Onun altın devir digini emmedin özge ihtiyat kıldığan alaydı devir bolsa gerek. Mundaqda Osman ili vaqasidagi Ahmadjon Dalilqonlardek asosiy shaxslardanmidi? Nimandaq nadonlarcha o'ylaysiz? Ahmadjon degan katta bilimlik, yetishgan siyosatchi, ustad diplomat, Janji Jong apandi u talantli odam deb maqtagan. Dalilqon mo ufqmishliq, harbiy taktikaga mahir general, Osman degan savodsiz, qarqosoq odam, faqat u jur'at qo'rqimsizligi, marganligi Atkı Mahir Çebdetliki bilen dan çıkırıp, Altay halkının hürmetine sazaver bolgan. Kiyen iledin yüz örüp, Altay'ını bisivalganda ölükülük hükümetten açlık sorgan. Burhan, Danbiganlar ayırıplam bilen Altay'ı barganda, Altay halkı onun katillikı, bulançılıkıdın nurgun şikayetlerini kılgan. Şu materiallarını ular hürmetine algaç gelgen. Mən Osman kabilesinin ahvalını sorganda o, bütün Şincan'daki kazaklar minin kabilem. Minin balılarım kün çıkıştaki ulastaydın, tartıp, kün petiştaki almatıgıcı bolgan hemmi yerde bar, 10 tümendin aşıdı digen idi. Karan, bir tümendin aran 10 min ikellikini bilmeyi vatkan Adem'ni kandak mı Ahmetcan Dalilqan bilen tanıştırgili bolson? Çıkki muhbirinin sohbeti taza kızı vatkan çağda, çidirga bırakanca Adem'leri bilen Osman kirip geldi. Küçük burunluk muhbir orundin turup, salam, hürmetlik Batur. Sizni ko'rganligimdan intayni xushalman. Siz shu turqida etilish oldi turgan o'qiyadagi aliq kapsiz, dedi u. Ikki muxbir choy ichib bo'lgan edi. Osman kirgandan keyin yana choy tortildi. Pakar bo'yliq muxbir Osmanning kiyim-kechaklariga sapsilib qaradi. Osman uchsiga paxtliq uzun chiparqot chapan, tera shalvor, putiga qopal o'tik kiyib olgan bo'lib, tera shalvorining oldidan mavzuri ko'rinib turardi. Muhbirlar çay içgeç bunundan özü kızıkkan suallarını sorap oldurdu.
پاكار بويلوق مخبر. سىز نېمىشقا ئىلى تەرەپ بىلەن يامانلىشىپ قالدىڭىز؟ دەپ سورىدى. نېمىشقا يامانلاشماي؟ دېدى ئوسمان قايناپ. مەن قانچە يىل ئۇرۇش قىلدىم؟ پەقەت شىڭىسەي بىلەنلا 10 يىل ئۇرۇش قىلدىم. تۈنگۈن كۆسەي كۆتۈرۈپ چىققان نېمىلەر مېنىڭ ئالدىمغا ئۆتۈپ كېتەمدا؟ ئۆلكىلىك ھۆكۈمەتتە نېمىشقا گېپىم گەپ بولىدىغان بىردىنبىر باشلىق بولالمايدىكەنمەن؟ قارلىلارنى يوقاتسام ھەممىنىڭ چوڭى مەن بولمامدىم. جاڭ باتۇر ماڭا ۋەدە قىلدى. مېنىڭ ۋەكىللىرىمگە ئۇ ئەسلىدە شىنجاننى ئوسمان سورىشى كېرەك ئىدى دەپتۇ. جانىم قان، خادىۋاڭلارنى دەمسەن؟ مېنى قوللىسا، ياردەم بەرسە، كۈچ چىقارسا قارشى ئالىمەن. بولمىسا مەن ئۇلارنى بىلمەمدىم. جانىم قان دېگەن شىڭ بىلەن بىرلىشىپ ماڭا نېمە ئەسكىلىكلەرنى قىلمىدى؟ خادىۋاڭ دېگەن ئەلەنۋاڭنىڭ ئورنىنى بېسىپ قالغان دۆت خوتۇن، يول قويمايمەن. سىزنى ماكىنان، سەن جۇڭگولۇقلار ئىچىدىكى جىگەرلىك ئەزمەت دەپتىكەن. مەنمۇ سىزگە قايىلمەن. مەن قارىلارنى يوقىتىشقا جىنىمنى تىكىپ قويدۇم، كۈچ توپلاۋاتىمەن، دېدى ئوسمان قىزىپ سۆزلەپ. جاڭ باتۇرغا ۋەكىل ئەۋەتتىم. ئۇ ئازراق ئادەم، قورال يۆتكەپ بەرسە قايتۇرما ھۇجۇم باشلايمەن. مەن سىزنىڭ باتۇرلۇقلىرىڭىزنى يېزىپ پۈتۈن مەملىكەتكە تونۇشتۇرىمەن، سۈرىتىڭىزنى ئالىمەن، دېدى پاكار بويلۇق مۇخبىر ئۇنىڭغا كۈچ بېرىپ. ئوسمان تازا قىزىپ سۆزلەپ ھەدىسلا گېنېرال جاننى تىلغا ئېلىۋاتقاندا ئېگىز بويلۇق مۇخبىر ھايات دېگەن نېمە؟ دەپ ئويلاپ قالدى. مەنسەپ، مەنپەئەت تالىشىش، مەنسەپ، مەنپەئەت ئۈچۈن كۈرەش قىلىش بولىدىكەنغۇ. گېنېرال جاڭ ئىلى تەرەپنى ئوسمان ئارقىلىق يوقىتىۋەتسە، ئۇنىڭ مەنپەئەتى ئىشەنچكە، كېپىللىككە ئىگە بولىدۇ. ئوسمانغا يۇقىرى مەنسەپ كېرەك. ئۇ جىنىنى تىكىپ ئۇرۇش قىلىۋاتىدۇ. بولمىسا ئىككىسى تېخى يېقىندىلا ئىت مۈشۈك بولۇپ يۈرگەنلەر ئەمەسمىدى؟ ئوسمان مىللىي قىسىملارغا قايتۇرما ھۇجۇمغا ئۆتۈش ئۈچۈن ئادەم توپلاشنىڭ كويىغا چۈشۈپ كۆڭۈلدىكىدەك كۈچكە ئىگە بولالماي تىت-تىت بولۇپ يۈرگەندە ئۈچ پولكنىڭ قوماندانلىقى تاپشۇرۇلغان نىزامىدىن بەيتىككە يۈرۈش قىلىشنىڭ تەييارلىقىغا چۈشتى. يەنە جەڭگىۋار كۈنلەر باشلانغان ئىدى. باھار كۈنلىرىنىڭ بىر ئەتىگىنى نىزامىدىن ئۈچ پولكنى باشلاپ يولغا چىقتى. پۈتۈن تەبىئەت جانلىنىپ باھار قۇشلىرى ئۈچ ئاتلىق پولكنىڭ ھەيۋەتلىك يۈرۈشىنى تەبرىكلىگەندەك سۈزۈك ئاسماندا پەرۋاز قىلاتتى ۋە كۆكەرگەن دەرەخ شاخلىرىدا ۋىچىرلىشىپ تىنماي سايرىشاتتى. ئۈچ پولكتىن بىر ھەپتە بۇرۇن يولغا چىققان ئۈچ رازۋېدكىچىلار ۋوزۋودى پولكلار بىلەن يولدا ئۇچراشتى. ئۇلار قايتقان ئىدى. يولداش پولكوۋنىك، دېدى رازۋېدكىچىلار كوماندىرى، باندىتلار جەنۇبقا، كۇچۇڭغا قاچتى. نىزامىدىن يېرىم مۇنۇتتەك جەنۇب تەرەپكە قاراپ قالدى ۋە چوڭقۇر بىر نەپەس ئالدىدا مۇنداق دېدى. گومىنداننىڭ بىزگە سالغان ئۈچ توزۇقى يەر بىلەن يەكسان قىلىندى. قارا شەھەر تەرەپتىن سالغان توزۇقى ئاللىقاچان بېجىت قىلىنغان. ساۋەندىن سالغان توزۇقىمۇ تارمار قىلىنىپ قالىبەك چەت ئەلگە قېچىپ كەتتى. ئالتايدىن سالغان توزۇقى ئاساسىي جەھەتتىن بەربات بولۇپ، ئوسمان ئۇرغا قالغان چاشقاندەك ئالغا چۈشۈپ گومىنداڭ ھۆكۈمرانلىقىدىكى رايونغا قېچىپتۇ. ئالتاي ۋىلايىتى پۈتۈن ئۈچ ۋىلايەت باندىتلاردىن تولۇق تازىلاندى. قۇياشنىڭ ئالتۇن نۇرلىرى نىزامىدىننىڭ ۋە كوماندىر جەڭچىلىرىنىڭ يۈزلىرىدە ئوينىماقتا. باھار شاماللىرى ئىللىق پۇراقلارنى نەلەردىندۇر ئېلىپ كېلىپ ئۇلارنىڭ دىماغلىرىغا ئۇرماقتا ئىدى. ئاسمان سۈزۈلۈپ ئۇنىڭ زەڭگەر رەڭ يۈزى ئېچىلغان. دالا گۈللىرى مەيىن تاغ شامىلىدا يەلپۈنۈپ كۆزلەرنى قاماشتۇراتتى. قاپتال قاپتاللاردا ياشىرىپ تۇرغان قارغايلار ھەدىس گۈزەل ۋە ھەيۋەتلىك تۈس ئالغان. قۇياش نۇرلىرىدا چىمىرلاپ ئېقىۋاتقان تاغ سۇلىرىنىڭ شارقىراشلىرى، باھار قۇشلىرىنىڭ چۇرۇقلىغان يېقىملىق ئاۋازلىرى كۆڭۈللەرنى ئاللىقاياقلارغا ئېلىپ كېتەتتى. بۇ ئالتاينىڭ گۈزەل باھارى ئىدى. داۋامى بار.